Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bordo yazmamın kenarında sizler için güzel kolay bir model hazırladım. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. 1098 numaralı videoda daha önce tığlama ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaşmıştım istek üzerine. Ee, yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamın kenar kenarlarını da iki zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından netleştireyim size göstereyim. Ee, bu şekilde iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 790 numara yazmamla aynı renkte bordo ip kullandım. Yazmamın çimen sırasını bu ipimle yapacağım. Üzerindeki çiçeklerde altın başak 356 numara yeşil tonunda ipim var. E, altın başak 639 olması lazım. 639 numara tarçın rengi ip kullanacağım yanında. 672 numara hardal sarısı. Bir de 512 numara e, sütlü kahve krem tonunda ipim var. Bunları üzerinde süslemede bunları kullanacağım. Benim e, tercih ettiğim tığım 22 numara ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da bu modeli hazırlayabilirler. Hemen oyamıza başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle sıkı altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Burada bir tane zincir çektim bir defa doladım hemen yanındaki tığ battının altından giriyorum hepsini birden çıktım bir tane zincir çektim bir defa doladım yanındaki tığ battıya geldim 2 2 çıktım bir tane zincir çektim. Bir doladım. Bir sonraki tığ battıya geldim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Sonraki tığ battıya geldim. İkişer 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 çıktım. Şu ana kadar en baştaki sık iğneyi saymıyorum. Dört tane trabzanımız oldu. Yine bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Sonraki tığ battıya geldim. İki 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 çıktım bir tane zincir çektim iki defa doladım sonraki tığ battıya geldim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım şöyle bir üçgenim oldu biraz geriye doğru yatık duran bir üçgen üstüne bir iki zincir çektim son yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim küçücük zaten yanına ikinci yanına 3 4 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne, 10. sık iğnem en son trabzan yaptığım tıbatının altında. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Bu şekilde yaptık. Şimdi tekrar ilmeğime giriyorum. Bu sık iğne, şurada başlarken yaptığım sık iğnemin yerine geçti. Şimdi en son burayı tuttururken yaptığım sık iğne. Bir zincir çektim, bir doladım sıradaki tığ battığının altından girdim hepsini birden çıktım bir zincir çektim bir defa doladım onun yanındaki tığ battığının altından ikişer ikişer çıktım Bir Zincir çektim Bir defa doladım bir sonrakine önce bir sonra iki sonra iki çıktım Bir zincir çektim iki defa doladım bir iki üç kere de çıktım Bir zincir çektim iki defa doladım 2 2 2 3 kere de çıkıyorum şu anda 5 tane oldu trabzanın 6 tane olacak bir zincir çektim 2 kez doladım sıradaki tığ battıya geldim 1 2 2 2 çıktım üstüne 2 zincir çektim hemen geldim trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim ikinci üçüncü sık iğne 4 5 6 7, 8, 9, 10. tığ altından yapıyorum. Bu aynı zamanda dediğim gibi az önce oyama başlarken yaptığım sık iğnenin yerine geçiyor. Yine bir tane zincir çektim. Bir doladım. Sıradaki tığ altından girdim. Hepsini birden çıktım. Bir zincir çektim. Bir doladım. Bir sonraki tığ geçtim. 2 2 çıktım bir zincir çektim bir doladım bir sonraki tırbattıya önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim iki doladım sonraki tırbattıya geldim ikişer ikişer üç kere de çıktım bir zincir çektim iki kez doladım sonraki tırbattıya geldim yine ikişer ikişer çıkıyorum üç kere de bir zincir çektim iki kez doladım son tırbattığın altından girdik önce bir çıktım sonra iki sonra iki sonra iki Üstüne 2 zincir çektim. Son yaptığımız en uzun trabzanımızın önünden 9 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sıtığı battığının altında. Şimdi ben bu çimeni biraz arttırayım arkadaşlar. Sonra üstünün yapımı için birlikte devam ederiz. Çimeni yapımı zaten çok kolaydı. Hızlıca tamamlayıp dönüyorum. Ben oyumun çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Zaten çok çabuk yapılan, çok düzgün giden bir çimeni var. Şöyle göstereyim. bu çimeni yapıp yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Sonra hemen renkli iplerle süslemeye geçeceğiz. Bu modelde şöyle yapabilirsiniz. Ben daha önce kendim için bir tane o şekilde yapmıştım. mesela 5 tanesini sarı, 5 tanesini ee, sütlü kahve 5 tanesini yeşil şeklinde beşer beşer gidebilirsiniz ya da e, ben hemen e, her renklerden yan yana tek tek kullanmak istiyorum bütün renklerden diyorsanız öyle de ilerleyebilirsiniz hemen şimdi başlayalım biz de ben bugün tek tek ilerleyerek göstereceğim size ama fikir olsun diye diğer kendime yaptığımı da söyledim ilmeğimi oluşturdum geldim şöyle birazcık netleştireyim daha güzel görebilin ilmeğimi oluşturdum sarı ipimle Burada boşluklara yapacağız süslememizi. Şuradaki sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekip hemen trabzan yapmıştık. O bir zincirimin altından giriyorum. Sık iğne ile. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnenin önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle oldu. Tekrar yanındaki bir zincir çekip bıraktığım boşluktan şöyle göstereyim boşluğumu. Buradan sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümledik. Hemen bir yandakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hep birer zincir çektiğim aralıklar bu, bu şekilde süslemede benim yuvam oluyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Sonraki bir zincirimin altından geçiyorum. Şöyle oluyor. Yeniden 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanındaki boşluktayım. 5 zincirle trabzanın ön, e, sık iğnemin önünden girip kirpiğimi düğümlüyorum son bir tane bir, bir zincirim kaldı buradan da sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi yaptığım sık iğnenin önünden düğümledim böyle bırakırsak yarım kalıyor Arkadaşlar şurada 2 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık ee, orası sonrasında işimize yarayacak demiştim buradan sık iğne ile giriyorum 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan 1 2 3 4 5 zincir çektim bu sık iğnemin de önünden giriyorum bir zincir çekip burada ipimi keseceğim şöyle oldu yaptığımız kısım biraz daha yakından göstereyim size bu şekilde yaptık ben şimdi hızlı bir şekilde diğerlerini de tamamlayacağım Şöyle göster Hayır, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben normalde ipi kesmem, örümcek yaparım. 4 renk kullandığım için burası sarı. Diğer üç rengim için boş tepeler ayırır. Şuradan şöyle başlayıp devam ederim. Daha zaman zaman bazı videolarda gösteriyorum ama şimdi bu sefer ipimizi kestik, unuttuk galiba onu. Ee, bu şekilde devam ederdim. Hızlı bir şekilde ben eksik kalan kısmı tamamlayacağım çimenimin üzerinde ütüleyeceğim. Sizinle son hali paylaşacağım. Ben oyamın kalanında üzerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yapıp ilerledim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Özellikle oya işlerine yeni başladım diyenler bu örneği mutlaka denesin. Şöyle de göstereyim daha farklı bir açıdan göstermiş olayım. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. O yanlı sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.